Merhabalar, Nesrin'den Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıyır kıyır ağızda dağılan, günlerce bayatlamayan, tek hamurdan hem sade hem de kakaolu iki çeşit kurabiye yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Karıştırma kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı alalım. Bir çay bardağı ayçiçek yağı. Yarım su bardağı toz şeker, 200 mililitrelik bir bardak ve 125 gram oda ısısındaki tereyağımızı alalım. Sonra güzelce karıştıralım. Şekerimiz, yumurtamız, yağımız iyice bir karışsın. Şekerimiz, yumurtamız, yağımız iyice karıştı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Homojen bir karışım haline geldi. Şimdi artık içerisine bir çay bardağı mısır nişastası, buğday da olabilir fark etmez. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilyamızı ilave edelim ve tekrar karıştıralım. Şimdi artık yavaş yavaş unumuzu katmaya başlayabiliriz. Şimdilik 3 su bardağı un hazırladım. İhtiyaç oldukça devam edeceğim. Açıklamalar kısmında tam ölçülerimiz yer alıyor. Oradan da bakabilirsiniz. Bazen yumurtanın büyüklüğüne göre, unun kalitesine göre farklılık gösterebiliyor. Onun için hepsini yoğurduktan sonra tam ölçüsünü söyleyeceğim. Yoğurmuyorum, gördüğünüz gibi kaşıkla yavaş yavaş bu şekilde unu yedikçe devam ediyorum. Unumu gördüğünüz gibi yavaş yavaş çok az az ilave ediyorum. Bir de ilave ederseniz bu sefer çok katı olur, unu yemez. Şöyle yarım kaşık, yarım kaşık son bardağımı o şekilde ilave ediyorum. İyice toplandı artık hamurum. Bakın zor dönüyor kaşıkla ama yumuşak bir hamur. Elle yoğurmadığımız için elimizin sıcaklığı geçmediği için bu şekilde oluyor. 3 su bardağından şöyle yani bir kaşık bile kalmadı. Un bu kadar kaldı. Onu ilave etmiyorum. Ama bu her zaman söylüyorum. Una göre, yumurtaya göre farklılık gösterebilir. Siz kıvamına bakın, ona göre ayarlayın. Hamurumuza şimdi de portakal kabuğu rendesi, şöyle bir kaşık kadar. Limon kabuğu da olabilir, isteğinize bağlı ya da evde hangisi varsa. Bir küçük kase, 50 gram geldi tartmıştım. Bıçakla kıydığım ceviz var. Yine 50 gram kuru üzüm. Bunları da katıp şimdi tekrar iyice karıştıralım. Hamurumuzu bir streç filmle üzerini kapatalım ve 30 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Kurabiye hamurumuz 30 dakika buzdolabında dinlendi. Şimdi üzerini açıp artık şekil vermeye geçebiliriz. Artık kurabiyelerimize şekil vermeye geçelim. Şekil için şöyle bir dondurma kaşığı kullanıyorum. Kurabiyemizin önce sade olanını yapalım. Şöyle kaşığımızın içini dolduralım. İyice elimizle bastıralım. Bu bastırma işlemi çok önemli. İyi bastırmazsanız şekli tam güzel çıkmıyor o zaman. İyice bastıralım. Ve şu şekilde avucumuza çıkıyor gördüğünüz gibi. Harika bir şekli oluyor. Şimdi tepsimize dizelim. Harika bir kurabiye. Günlerce tazeliğini koruyor. Lezzeti muhteşem zaten. Kıyır kıyır ağızda dağılıyor. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yarısını sade kakaosuz bu şekilde yapacağım.
Ortalama 20 adet kurabiye çıkıyor. Şimdi 10 tanesini bu şekilde hazırlıyorum. Kurabiye hamurumuzun yarısını sade olarak hazırladık. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı kakao var. Bunu da şöyle serpeyim. Daha sonra da yine kaşığımızla güzelce kakaomuzu getirelim. Şöyle iyice karıştıralım. Ve tekrar bu sefer yeniden şekil vermeye devam edeceğim. Şimdi şekil vermeye geçelim tekrar. Kaşığımızı da alalım. İçini dolduralım yine. Bu şekilde şeklimizi yine verelim. İsterseniz tamamını da kakaolu yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Ama ben aynı hamurdan iki şekilde de hem ikram fazla çeşit artmış olur, hem görsel daha güzel olur. Onun için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Tamamını sade, tamamını kakaolu da yapabilirsiniz. Kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayağı 180 derecede kurabiyelerimizi pişmeye gönderiyorum. Fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika oldular. Benim fırınımda 30 dakikada pişti ama bu her fırına göre farklılık gösterebilir. İlk sıcaklığına çıkması için 5 dakika ılımaya bırakıyorum. Kurabiyelerimiz ılıdı ve dinlendi. Şimdi de üzerine pudra şekeri serpelim. Şöyle bir süzgecimizin içerisine koydum. Şöyle yavaş yavaş üzerlerini gezdirelim hepsini. Pudra şekersiz de servis edebilirsiniz. Ama bu şekilde daha şık olduğunu düşünüyorum ben ama tercih sizin. İstemezseniz sadece pudra şekersiz de sunabilirsiniz. Kurabiyelerimizi şöyle bir sunum tabağımıza almak istiyorum. Şimdi bir kakaolu, bir sade bu şekilde diziyorum. Kurabiyeleri daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok beğenilen bir kurabiye. Kim yediyse mutlaka tarif istedi. Çok beğeniliyor. Onun için gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Kurabiyelerimiz artık sunuma hazır. Şimdi bir tanesinde bir iç dokusuna bakalım. Gördüğünüz gibi altı üstü harika oldu. Kakaolu olan da aynı şekilde. Şimdi bir tanesini bir bölelim. Bakın dokunmadan daha dağılıyor kurabiye. O kadar güzel ki kıyır kıyır. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.